hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel problemlere çok sık rastlanır. Sebepler bireye özgü olsa da genellikle cinsel açıdan ailevi baskı altında yetişmiş kişilerde cinsel problemler kaçınılmazdır. Cinsellikle ilgili yanlış bilgilendirmeler, yaşanmış kötü tecrübeler de cinsel sorunlara yol açabilir. Cinsel sorunların %1'i bedensel faktörlere dayanırken, geri kalan ve neredeyse bütününü oluşturan büyük çoğunluğu bedensel değil, psikolojik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Cinsel problemlerin tedavisi mümkün olmasına rağmen, çoğu kişi bu problemi yok saymaya çalışır ve tedaviden kaçınır. Kadınlar kültürel sebeplerden cinselliği konuşmaktan çekinmekte, ayrıca cinsel fonksiyon bozukluğuna rağmen cinsel hayatını devam ettirebildiği için de cinsel sorunuyla yaşamayı tercih edebilmektedir. Hatta bazı kültürlerde cinselliği sadece eşinin ihtiyaçlarını karşılamak için yaşayan, kendi cinselliğini önemsemeyen ve probleminin farkında olmayan kadınlar dahi vardır. Kadının cinsel hayatını yönlendirmesinde erkeğin etkisi şüphesiz büyüktür. Kadında görülen cinsel problemlerin kaynağı sadece kadın değildir. Kadın başka bir takım sebeplerden cinsel soğukluk ve isteksizlik yaşayabilir. Fakat erkeğin bu konudaki yaklaşımı bu problemin çözümüne yardımcı da olabilir, daha da kötüye gitmesine sebep de olabilir. Kadınlarda cinsel istek, eşine karşı duyduğu sevgi, sevilme ve beğenilme hisleriyle doğru orantılıdır. Cinsel isteksizlik kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Kadının fizyolojik özelliklerinin yanı sıra aile içerisindeki sorumluluğunun daha fazla olması, eşinden destek görememesi, eşi tarafından kötü söz ve şiddete maruz kalması özellikle cinsel isteksizliğe yol açabilir. Evliliklerinde cinsellik dışında başka problemler olmayan çiftler bu sorunu kolaylıkla aşabilirken, problem önemsenmeyip tedavi süreci ertelendiğinde evlilikte başka iletişimle uyum problemleri görülmekte. Bu da her iki tarafın iş ve sosyal hayatını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu süreçte karşı taraf eşine anlayışlı davranmalı ve sabırlı olmalıdır. Eşinin baskısı ile tedaviye zorlanan kişilerde problemin çözümü çoğu zaman mümkün olmaz. Psikolojik sebeplerin ortadan kaldırılmasında kişinin kendini hazır hissetmesi ve çözümü konusunda istekli olması birinci koşuldur. Kişinin cinsel problemini fark etmesi için öncelikle özgüvenin yerinde olması ve cinselliği hak ettiğini düşünmesi gerekir. Cinsel hayatında sorun yaşayan kadınların bir kısmı bu sorunu kabullenip hayatlarını bu şekilde devam ettirmeye çalışırlar. Fakat bu çözüm değildir ve başka sıkıntılar yaşamasına da sebep olur. Görülen en büyük etki mutsuzluk, huzursuzluk, tahammülsüzlük ve bunların getirdiği bir takım fiziksel rahatsızlıklardır. Örnek, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve benzeri şikayetler. Kadınlarda en sık görülen cinsel problemler vajinismus, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, cinsel tiksinti. Özellikle ülkemizde olduğu gibi erkekliğin cinsellikle özdeşleştiği kültürlerde yetişen bir erkeğin cinsel problemini kabullenmesi daha zordur. Cinsellikte erkeğin aktif ve yönlendirici olması gerektiği düşüncesi de erkeğin kendini baskı altında hissetmesine ve performans kaygısıyla sorun yaşamasına sebep olabilmektedir. Erkeğin cinsel problemi kabullenmesi ve çözüm araması için zamana ihtiyacı olabilir. Bu süreçte ısrarcı ve sabırsız davranan kadınlar eşlerine yardımcı olamaz. Aksine erkeğin bu konuda bir direnç geliştirmesine de sebep olabilirler. Cinsel sorunları olan bazı erkekler mastürbasyona yönelerek fiziksel ihtiyaçlarını gidermeyi tercih edebilirler. Fakat bu sağlıklı bir çözüm değildir.
Kişi bir süre sonra bunu alışkanlık haline getirebilir ve eşiyle yaşadığı ilişkiyi seyrekleştirir. Cinselliğin seyrekleşmesiyle eşler birbirinden uzaklaşır ve her iki tarafta cinsel sorunu çözme isteğini kaybedebilir. Erkeklerde görülen cinsel problemler sırasıyla erken boşalma, sertleşme problemleri, cinsel isteksizlik ve orgazm olamama şeklinde sıralanmaktadır. Ruh sağlığının yanı sıra bedensel sağlığa dikkat etmek ve rahatsızlıkların tedavisini ihmal etmemek de cinsel hayatta yaşanan sorunları azaltmaya yardımcı olur. Genel sağlık durumu yerinde olmayan, örneğin fazla kilo, eklem problemleri, cilt hastalıkları, ağız ve diş hastalıklarına sahip olan bireylerin cinsel problem yaşama ihtimali daha yüksek, problemlerin çözme şansları oldukça düşüktür. Bedensel rahatsızlıklar ruhsal sıkıntılara, ruhsal sıkıntılar da bedensel problemler yol açtığından hem ruh hem de beden sağlığımıza önem vermemiz gerekmektedir. Cinsel problemine karşı duyarlı olmayan ve bu konuda tedaviden kaçınan kişilerin eşlerinde bir takım şüpheler oluşabilmektedir. Örneğin, eşinin kendisini sevmediği, beğenmediği, eşcinsel olduğu veya bir başkasıyla kendisini aldattığı gibi şüpheler evlilikte aşılması zor sıkıntılara yol açabilmektedir. Oysa ki basit bir tedavi ile evlilik hayatınızı çıkmaza sokmaktan kurtarabilir ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Cinsel sorunlar her kültürde ve eğitim düzeyindeki kişilerde görülebilir. Önemli olan cinsel sorununuzu kabul etmek ve tedavi sürecinden kaçınmaktır.